İhade yöneticisi Hatice Onaran, hakkında verilen cezanın onanması ardından cezaevine girdi. Hak savunucuları karara tepki gösterdi. İnsan Hakları Derneği, İhade, İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu üyesi Hatice Onaran, cezaevindeki tutsaklara para gönderdiği gerekçesiyle hakkında açılan dava sonucunda verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının onanmasının ardından Gebze Kadın Kapalı Cezaevine konuldu. Onaran'ın cezaevine girmesi üzerine İhade İstanbul Şube üye ve yöneticileri, cumartesi anneleri ve insan hakları savunucuları tarafından Gebze Adliyesi önünde açıklama gerçekleştirdi. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu ve Hapishane Komisyonu üyesi Meral Nergis Şahin tarafından yapılan çağrıda, başta Adalet Bakanlığı, Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi Başkanlığı ve Yargıtay Başsavcılığı olmak üzere bütün ilgili kamu görevlileri Hatice Onaran hakkındaki bu hukuksuzluğu düzeltmek için harekete geçmek zorundadır. Sadece basit bir hatayı düzeltme değil, ahlak açısından da kabulü mümkün olmayan bir durumu düzeltmeleri gerekmektedir dedi. Hatice Onaran da hapishaneye konulmasının nedenlerini açıklayan bir konuşma yaparak kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Haksız ve hukuki dayanaktan yoksun yargı kararlarını protesto ediyoruz. Hatice Onaran yalnız değildir. Terörün finansmanı yasası kapsamında uzun süredir hapishanelerde çıkartılara para yatıran ailelere, vasilere, avukatlara, yakınlarına ve insan hakları savunucularına yönelik yargısal baskılar sürdürülmektedir. Kişiler gözaltına alınmakta, haklarında davalar açılıp cezalar verilmekte. Teröre finansman sağlamak suçlamasıyla tutuklamalar gerçekleşmektedir. Oysa mahpuslara para yatırmak, hükümlü ve tutukluların emaneti alınan kişisel paraların kullanımına dair yönetmelik çerçevesinde yapılmaktadır. Yönetmeliğin 5. maddesine göre banka ve posta aracılığıyla gelen veya ziyaretçiler tarafından hükümlü ve tutukluların emanetine yatırılan paralar idarede görevlendirilecek bir personel tarafından alınarak kaydedilir. Müdürü bulunan durumlarda hükümlü ve tutuklular hiçbir şekilde yanlarında nakit para bulunduramaz. Mahpusun hesabına yatırılan paranın nasıl harcanacağı da aynı yönetmeliğe göre düzenlenmiştir. Yönetmelik madde 8'e göre müdürü bulunan kurumlarda kalmakta olan hükümlü ve tutukluların yapacakları harcamalar nakit hareketi olmaksızın tutulan kayıtlar üzerinden gerçekleştirilir. Hükümlü ve tutuklular bakanlıkça belirlenen haftalık limit dahilinde nakit hareketi olmaksızın elektronik para ödeme sistemi bulunan kurumlarda bu sistem aracılığıyla diğer kurumlarda doğrudan emanet para hesabından kantin hesabına aktarılan para üzerinden harcama yaparlar. Emanet para hesabında para bulunmaması ya da mevcut paradan daha fazla tutarda alışveriş yapılmak istenmesi veya bakanlıkça belirlenen haftalık limitin aşılması durumunda ihtiyaç sistem kurulu işleme konulmayarak kendisine ilgi verilir. Yönetmeliğin 12. maddesine göre hukuklu ve tutuklular emanet para hesabında faiz gelirleriyle ilgili olarak ceza infaz kurumlarının eline açık feragatla veya hibede bulunabilir. Bu paralar hükümlü ve tutukluların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ile iletiştirmeye yönelik faaliyetlerde eğitim kurumu kararı ile kullanılır. Faiz gelirlerinden yapılan harcamalar belgene faturalara dayandırılır ve bir dosyada konularak denetimlerde ikaz edilir. Faiz gelirleri birinci fıkrada belirtilen amaçlar dışında kesinlikle kullanılamaz. Bu maddeye göre de mahpusların hesaplarındaki paralardan faiz geliri elde edilmektedir. Mahpusların paraları üzerinde bir tasarruf edinebilme hakları bulunmamaktadır. Doğal olarak da mahpusların para hesapları normal bir banka hesabı gibi düşünülemez. Paranın kullanım tasarrufu tamamen idarenin yetkisindedir. Kullanımı yönetmelikle belirlenmiş olan mahpuslara yatırılan para terör örgütünün finansmanı olarak değerlendirilemez. Mahpuslar tüm haklarını cezaevi yetkilileri ve görevlileri aracıyla kullanabildiklerinden dolayı
hapishanede terör örgütü olduğu varsayımından yola çıkılarak para yatıranlara karşı yargı baskıları kabul edilemez. Son olarak İade İstanbul Şube Hapishane Komisyonu üyemiz Hatice Onaran aynı suçlamayla 6. idarenin onanması nedeniyle hapishaneye konulacaktır. Suçlama yine terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefettir. Çalışma arkadaşımız Hatice Onaran ile ilgili verilen mahkumiyet kararının hiçbir hukuki temelinin bulunmadığı açıktır. Kararın maksadı mahpusların hapishanede ekonomik ve sosyal haklarından mahrum bırakılmasıdır. Hukuksuzluğun geldiği boyut öyle derindir ki 60 yaşında ve ağır hasta konu hastalık tedavisi görüyoruz. Ağır hasta olan Hatice Onaran kanunlara uygun biçimde para yatırma işlemi gerçekleştirdiği için hayati riski olan hastalıkları dikkate alınmadan hapishaneye konulacaktır. Ayrıca çalışma arkadaşımızın heyet raporuyla %79 oranında engelli olduğu uzman hekimlerce tespit edilmiştir. Ömrünü hapishanelerdeki hak ihlalleriyle mücadeleye adamış olan Hatice Onaran, şimdi hasta mahpus ve engelli bir müddet olarak hapse girecektir. Çalışma arkadaşımız Hatice Onaran, hapishaneye girmesi durumunda yaşam hakkını tehdit edecek birçok olumsuzlukla karşılaşabilecektir. Başta Adalet Bakanlığı, Bölge Adliye Mahkeme Ceza İdaresi Başkanlığı ve Yargıtay Başsavcılığı olmak üzere bütün ilgili kamu görevlileri Hatice Onaran hakkındaki bu hukuksuzluğu düzeltmek için harekete geçmek zorundadır. Sadece basit bir hatayı düzeltmek değil, ahlak açısından da kabulü mümkün olmayan bir durumu düzeltmek söz konusudur. Adalet arayan, hukukun üstünlüğüne inanan ve ülkede yaşayan insanların insanlık haysiyetine yakışır biçimde yaşamalarına hürmet eden herkesin bu karara karşı çıkması, tepki göstermesi gerekmektedir. Barolar, Barolar Birliği, demokrasi ve adalet arayışındaki kişi ve kurumlar ve en başta da siyaset kurumu bu vahim hukukçuklar karşı seslerini yükseltmelidir. Kamuoyunu, medyayı ve bütün ilgilileri seslerini yükseltmeye, harekete geçmeye davet ediyoruz. İnsan Hakları Derneği. Yardımlarını esirgemeyen, bana emeği geçen, öyle diyeyim, herkese teşekkür ediyorum. İnsan Hakları Derneği'nin bünyesindeyim. İnsan Hakları Derneği'nin üyesiyim ve İnsan Hakları Derneği Hapishane Komisyonu'nda 10 küsür yıldır bir fiil gönüllü olarak çalışıyorum. Bu çalışmamın içinde öne çıkanı her hafta yapmış olduğumuz ve oturması ve hasta mahpusların serbest bırakılması talebiyle yapmış olduğumuz bir eylemsellik. Bu eylemsellik içerisinde biz hasta mahpusların ve hapishanelerde yaşanan hak ihlallerinin görünür kılınması faaliyetini ya da eylemini ya da görevini yerine getirmeye çalışırken elbette burada hiçbir insan hakları savunucusu olmanın da getirdiği görevle hiçbir kendimizi sakınma ya da kendimizi bir yerlerde sınırlama gibi, sınır koyma gibi bir derdimiz olmadı, olmayacak da. Avukatım olmasa bile her türlü desteğini esirgemeyen Eren'in de belirttiği gibi şimdi gerçekten Türkiye genelinde olduğu gibi cezaevlerinin de ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılarını oluyoruz, görüyoruz, duyuyoruz. Şimdi ben hapishane komisyonunda da olduğum için çok daha yakından biliyorum. Ekonomik anlamdaki sıkıntıları da biliyorum. Şimdi bu çalışma içerisinde bulunurken ne yapabilirizle bu ne yapabilirizi birazcık hiliyata geçirmenin sonucudur bu. Yani işte Ayşe gelip ben ne yapabilirim? O şöyle bir şey yapabilirsin dediğimde biz durumun daha çok ekonomik anlamda sıkıntı da olduğunu bildiğimiz için ailelerin tam da bu nedenle görüşüne bile gelemediğini bildiğimiz için hele hele son süreçte biliyorsunuz başta elektrik gittikleri elektriğin bile parasının alınmasından dolayı
gerçekten ekonomik sıkıntıların ne olduğunu biliyoruz. Şimdi Eren de söyledi. Olay şöyle. Ben parayı PTT kanalıyla A veya B cezaevine X şahsına gönderiyorum. Peki bu para nereye gidiyor? X kişisinin tutulduğu hapishanenin hesabına. Peki bu hesabı kim kullanıyor? Cezaevi İdaresi. Neye göre kullanıyor? Kısıtlı olarak mahpusun talep ettiği ve dilekçe nezdinde yazmış olduğu talepleri, yani ihtiyaçları, zaruri ilaç ihtiyaçları, gıda başta olmak üzere. Bu zaruri ilaçların bunun nereye, nasıl teröre finans olarak koyduruldu ya da içine sokuluyor, nasıl yapılıyor? Ben bunu anlamış değilim, anlamak da istemiyorum. Az önce başta söylediğim gibi bana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede insan hakları savunucularının yaşadığı, yaşayacağı, daha da önümüzdeki süreçte böylesi de bir şey görüyorum. Bu tür kısıtlamaların, bu tür yıldırmaların, bu tür cezalandırmaların bir an evvel sona erdirilmesini bekliyorum. Teşekkür ediyorum.